Her gün Perşembe olsa. Atilla Şenkon, İletişim Yayınları. Yaşlı kadının plastik kutu içinde sunduğu lokumları sever, hele pembe olanlara bayılırdı. Yaşlı kadın güllü diyordu onlar için. Tadını tam çıkaramadığı ama limona benzettiği sarılarını da severdi. Yalnız yeşil olanlardan hoşlanmaz, ağzını yakan keskin nane tadından nefret ederdi. Bazen yaşlı kadın kutuyu masanın üzerine bırakıp giderdi. Küçük kız o zaman kutudaki lokumları dilinin ucuyla ıslatıp tozlarını siler, renklerini açığa çıkarıp pembelerini seçerdi. Sonra öbürlerini kutunun dibinde biriken toza bular, bir şey olmamış gibi yerine otururdu. Atilla Şenko'nun 1991 Akademi Kitap Evi Öykü Özendirme Ödülünü alan bu ilk kitabı, gerçek ile masalın, var ile yokun arasında erimiş incecik çizgide gezinen kısacık ve duygu dolu öykülerden oluşuyor. Beklediler Gitmedik, Necmiye Alpay, Edebi Şeyler. Beklediler Gitmedik, Necmiye Alpay'ın yaklaşma çabasından sonra şiir üzerine yazılarının bir araya geldiği ikinci kapsamlı toplam. Çağdaş Türkçe şiir üzerine oluşturduğu bir tür antologyanın ikinci ve panoramik bir görünümünü daha sunuyor Alpay. Beklediler Gitmedik, bir bakıma bir direncin de kitabı. Günümüzde tür olarak üzerine daha az düşünülen şiirin bir savunması adeta. Kitap sadece dağlarda Gülten Akın, Ece Ayhan, Ahmet Telli, Birhan Keskin, Didem Madak gibi sayısız isimler üzerine düşünmüyor, Kendrars, Rimbaud, Rilke gibi batılı şairlerin yanı sıra günümüz şairlerini inceleyen yazılar da içeriyor. 50'lerden bu yana yazılan şiirlere dair dönem dönem geçilen geniş bir ufuk söz konusu. Şiir okumalarını, şiir sanatının yanı sıra dil, kültür, ideoloji, tarih paradigmalarıyla birlikte öğren Necmiye Alpay, şiirleri yorumlarken paralel okumaları ihmal etmiyor. Sıkıntı Var, Aylin Kuryel, İletişim Yayınları. Sıkıntının temelde bir anlam krizine işaret ettiğinden yola çıkarak, sıkıntı mekanlarına ve zamanla ilişkisine bir estetik kategori olarak kullanımına, siyasette uç verdiği anlara, edebiyat ve sinemadaki temsillerine ve ona karşı sunulan panzehirlere bakmak, bu coğrafyaya özgü anlam arayışlarına ve çatışmalarına dair kışkırtıcı sorular ortaya atabilir. Son yıllarda Türkçenin en yaygın kullanılan sözcüklerinden biri sıkıntı. Bu derleme, mekana, zamana, siyasete, edebiyata ve sinemaya odaklanan 4 bölümde sıkıntının toplumsallığını ve potansiyelini inceliyor. Yani sıkıntının toplumsal nedenlerini, görünümlerini ve sıkıntının deneyiminin doğurabildiklerini. Zira sıkıntı, kimi kuramcılar veya 68 hareketi sıkıntı karşı devrimidir dese de isyana da sevk edebilen bir insanlık durumu. Taşra sıkıntısından sıkıntı diye hashtag açmaya uzanan gerçeklikleri var sıkıntının. Orhan Koçak'ın kitaptaki yazısına dikkat çektiği gibi hazda karışmış iç sıkıntısından, bildiğimiz düpedüz can sıkıntısına, herkesten ve her şeyden sıkılmaya, sıkıntıdan patlamaya uzanan bir duygulanımsal yelpazesi var. Nelerin sıkıcı bulunduğu da çok şey anlatır bize. Sıkıntı, ondan sıkılmazsanız çok şey anlatır. Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası, Taner Timur, Yordam Kitap. Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası, dünyada ve Türkiye'de yaşanan kritik gelişmelere dair Taner Timur'un son dönem yazılarını bir araya getiriyor. Taner Timur, 2016-2020 yılları arasında yaşanan olayları dünya düzeninde bir dönüşümün sinyalleri olarak yorumlamakta. Bu belirtiler, insanlık açısından hiç de özgürlük, eşitlik ve refah yönünde bir ilerleme gibi görünmüyor olsa da bu yazılarda karamsarlığa yer yok. Çünkü hayat da devam ediyor, kavga da. Taner Timur, engin teorik bilgisi, berrak dili, ufuk açıcı, siyasal analizleriyle aydınlatmaya devam ediyor. Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası, güncel olanın tarih toprağında nasıl boy verdiğini çözümleyen o benzersiz kitaplardan biri.